bekliyoruz, bir oyun kurmasınlar. Bekliyoruz, sakın ha yanlış yapmasınlar. Tankların altında parça parça oluruz ama size bu ülkeyi terk etmeyiz. Bu ülkeyi, bu meydanları size bırakmayız, bırakmayacağız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacağız. Onu yedirmeyeceğiz. Onu yedirmeyeceğiz. Onu yedirmeyeceksiniz. Onun için buradayız. Bekliyoruz. Tarihler 15 Temmuz 2016 Cuma gecesini gösterdiğinde Türkiye daha önce hiç yaşamadığı bir darbe girişimine maruz kalacaktır. Darbeci askerler aylardır yaptıkları sinsi planlarını o gece saatler 21'i gösterdiğinde devreye sokacak ve bu milleti, bu vatanı belirsiz bir yola doğru götüreceklerdi. Kimse neler olup bittiğini anlamamıştı. Saat 21.30. Yer Esenyurt. Ankara'da savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı haberleri son dakika olarak veriliyordu. Başkan Necmi Kadıoğlu bir şeylerin ters gittiğini hissetmiş, derhal Kaymakam Bey ile birlikte ilçe emniyet binasında kriz masası oluşturma kararı almıştı. Saat 21.45. Yer Esenyurt ilçe emniyet binası. Genellikle sakin olan emniyet binasında hareketli dakikalar yaşanmaktaydı. Araçların biri gidiyor, biri geliyor ve herkeste bir telaş ve bir koşuşturma vardı. Üst düzey ilçe idare yöneticileri binaya gelerek neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Toplanan heyetin ilk kararı Esenyurt ilçesi ve halkının güvenliğini sağlayacak adımların atılması yönünde oluyordu. Zaman ilerledikçe durum daha da belirgin bir hal almaya başlıyor. Başkan Kadıoğlu derhal acil kararlar alarak belki de darbenin seyrini değiştirecek adımlar atıyor. Kadıoğlu, Hadımköy Askeri Kışlası'nın iş makineleri ve yük kamyonlarıyla kapatılmasını emrederek daha fazla tankın sokağa çıkmasını engelleyecek ve darbecilerin belini kıracak o kararı veriyor. Esenyurt Belediyesi harekete geçti. Belediyeye ait araçları kışlanın önüne çekti. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, belediye bünyesindeki tır ve iş makineleriyle Hadımköy Tugay komutanlarının önünü kapattırdı. Bununla da yetinmeyen Başkan Kadıoğlu, ilçeye yapılabilecek herhangi bir saldırının önüne geçilmesi için Esenyurt'u çevreleyen bütün otoban ve arayolların hafriyat kamyonlarıyla kapatılması ve kamu binalarının koruma altına alınmasını emrediyor. O sıralarda da yaşananların bir kalkışma olduğu, askeri içerisinde küçük bir grubun ayaklandığı Başbakan Binali Yıldırım tarafından ekranlarda açıklanıyordu. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan... Başbakanın yaptığı bu açıklamadan sonra durumun ciddiyeti daha da belirginleşmişti. Saat 22.20. Yer AK Parti ilçe binası. Başkan Kadıoğlu ilçe halkına ulaşmak ve desteğe gelmelerini istiyor. Derhal yaklaşık 800 bin Esenyurtlu'ya SMS atılarak vatan için, milli irade için bütün vatandaşların yardıma gelmesini istiyor.
Esenyurt Belediye Başkanlığı tarafından atılan SMS'ler yerini bulmuştur. Telefonuna mesaj alan bütün Esenyurtlular akın akın meydanlara gelmeye başlar. Başkan Kadıoğlu ilçe emniyet binasında kriz masasından kalkar ve AK Parti ilçe binasına doğru vatandaşların yanına yönelir. İlçe binası önüne gelen Başkan Kadıoğlu burada da çok sert mesajlar verir. Ülkenin artık darbelere meydan vermeyeceğini, göstermeyeceğini göstermek için gereken neyse yapacağız. Allah yanımız olsun. Allah ülkemizi korusun. Amerikan ajanlarının bu ülkede uçakları tarafından yapılmak istenen boyunu dedeleri, ataları şehit gazi olan Müslüman Türk milleti, Müslüman Türkiye halkı inşallah bertaraf edecektir. O sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekranlara çıkar ve adeta bir liderlik örneği sergileyerek halkı meydanlara çağırır. Günler geçince bu çağrının belki de darbe girişiminin kırılma noktası olduğu anlaşılacaktır. Halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugün. Bu konuşma Türkiye'nin her tarafından adeta vatan için canını verecek Türk evlatlarına bir çağrı olmuştur. İnsanlar meydanlara, köprülere, askeri kışla önlerine, TRT binasına ve nerede askeri bir kuşatma varsa oraya hücum eder, canlarını hiçe sayarak korumaya başlar. Korkmamış, yılmamış, geri çekilmemiştir. Başkomutanımızın bu çağrısı Esenyurt'ta ses bulmuş, hemen hemen her sokaktan, her caddeden, her mahalleden insanlar, yaşlı, çocuk, anne baba demeden Esenyurt meydanına akın etmişlerdir. Bu çağrı halkı rahatlatmış ve yönetimin Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu göstermiş, halkı umutlandırmıştır. Saat 24. Yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı. Vatanlardan emir almayan, Anadolu'da sayesinde anlatan yaran, Yüzey Sayıs Erdoğan, Kavalan'la geliyor. Onu toplamaya gireceğiz. O kanalını sağlayacağız. İsminizde, elinizde, 24 kaydında, sabah kadar olsa, Kavalan'a gitmeyiz. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Başkan Kadıoğlu arkasına on binleri takarak yaklaşık 30 kilometre yol yürüyüp kuşatma altındaki Atatürk Havalimanı'na doğru harekete geçer. Uzun süren yolculuk sonrası yollarda tanklara denk gelinir ve onlar da etkisiz hale getirilir. Saat 04. Saatlerdir havalimanında korunan Cumhurbaşkanı, sabaha doğru vatandaşlara seslenerek adeta güç ve liderlik örneği sergilemiştir. Bunların tankları değil, bu milletin tanklarıdır. Ha, bu tankların önünde durmasını da biz gayet iyi biliriz. Ve bunlardan çekinme gibi bir şey söz konusu da olamaz. Saat 05.30. Yer Yeşilköy Hava Harp Okulu. Başkan Kadıoğlu
Yeşilköy Hava Harp Okulu'ndaki mühimmat ve yakıt tankerlerinin çıkış yapma hazırlığında olduğu haberini alır. Hemen yanına Esenyurtlu vatandaşları alarak Harp Okulu önüne gelir. Başkan Kadıoğlu derhal iş makineleri ve kamyonların kışlayı çembere alması talimatını verir. Ve nitekim onlarca kamyon ve belediye iş makinesi Yeşilköy Hava Harp Okulu'nun kapılarını kapayarak askeri içeriye hapseder. Tam o esnada Atatürk Havalimanı'na taciz atışları yapan ve yakıt ikmali için tekrar Hava Harp Okulu'na gelen helikopterin yakıt alımına izin verilmez ve tekrar kalkması engellenir. Bu engelleme girişimi yapılmamış olsaydı belki de o helikopter tekrar havalanıp Cumhurbaşkanımıza saldırı düzenleyecekti. Sabahın ilk ışıklarında gecenin yaşananları daha net ortaya çıkmıştır. Gecenin karanlık yüzü yerini yeni bir günün, yeni bir umudun ışıklarına bırakmaktadır. Halk ve yöneticiler artık meydanda vatan için nöbete başlarlar. Bu uğurda can veren milletin çocukları kendi topraklarını 3-5 çapulcuya bırakmayacaklarını 24 saatte gösterdiler. İmanınız da vatanınızı seviyorsanız Cumhurbaşkanımızın bize emrettiği şekilde meydanları, sokakları, ulaş ağaçları bırakmamak üzere terk etmiyoruz. Bu millet, bu devlet için, bu millet, bu vatan için, bu bayrak için artık rahatça ölebiliyor. Siz bu ülkeye bedel ödetmek istiyorsunuz. Siz Libya'yı mahvettiniz. Siz Irak'ı mahvettiniz. Siz Suriye'yi mahvettiniz. Siz Mısır'ı mahvettiniz. Türkiye'de sıra bizde mi? Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz çökmeyiz. Biz çökmeyiz. Biz başkayız. Biz başka milletiz. Bizim bayrağımızın rengi al renktir. Şehitlerin kanındandır. Biz asla pes etmeyiz. Bu tanklar niye dere köye koymuyorsun? Niye sınıra koymuyorsun da Hadımköy'e koyuyorsun? Hastala koyuyorsun, Kartala koyuyorsun. Niye? Çünkü bu tanklar bir gün bu tankların sahibi olan halka darbe yapmak için alınmış, orada bekletilen tanklar. Gördük işte. 15 dakikada şehrin göbeğine, 15 dakikada köprüye indirdiler. Buradan sesleniyoruz. Bizim malımız bunlar. Götürün. Düşman neredeyse karşısına koyun. Biz düşman değiliz. Biz şehit çocuklarıyız. Bu toprağın asli evlatlarıyız. Sahipleriyiz. Bizim malımızı, bizim silahımızı, bizim topumuzu, bizim tankımızı, helikopterimizi, uçağımızı bize karşı kullanmayın. Bu devlete, bu vatana kim göz diker ihanet ederse Allah onun er veya geç belasını verecek. Çünkü bu ülkenin, bu toprakların manevi sahipleri var. Onları koruyor. Bütün Türkiye yeni bir güne başlamıştır. Tarih 16 Temmuz'u gösterdiğinde halkına ve yurttaşına ateş eden, kendi millet meclisini bombalayan hainlere karşı vatan için, millet için canlarını hiçe sayarak direnen insanların kahramanlık hikayesi yazılacaktır. Bekliyoruz bir oyun kurmasınlar. Bekliyoruz sakın ha yanlış yapmasınlar. Tankların altında parça parça oluruz ama size bu ülkeyi terk etmeyiz. Bu ülkeyi, bu meydanları size bırakmayız. Bırakmayacağız. Canı sağlayacaklar.